Sevgili seyirciler, İrfan Demir ile Halkın Sesi programında da bu hafta da jandarmanın uygulamasındayız. Onların çalışmalarını yerinde görüntülüyoruz. Bu hafta Tekirdağ İl Jandarmalar Komutanlığı'ndayız. Buradan çıkış yaparak uygulamaya başlayacağız. Hangisi? Jandarmanın uygulaması ile ilgili. Burada Allah başımızdan eksik etmesin. Peki, çok teşekkür ediyorum. Biz de onlara teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, İrfan Demir ile Halkın Sesi programında da bu hafta da jandarmanın uygulamasındayız. Onların çalışmalarını yerinde görüntülüyoruz. Biz izlemeye devam edin. Keşan'dan geliyoruz. Keşan'dan nereye yolculuk? Tekirdağ. Buradan neler söylüyorsunuz jandarmanın uygulaması ile ilgili? Vallahi yerinde uygulama. Ben de memurum. Biz de burada uygulama yapıyoruz. Yerinde buluyorum. Onlar biliyorsunuz bizim canımız ve göğümüz için küçük bir kahraman. Doğrudur. Arkadaşlarımız. Doğrudur. Peki. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sen iyi yolculuklar. Teşekkürler. Nereden geliyoruz? Biz Ulaç'tan geliyorum. Nereye yolculuk? Aşağıya limana. Limana gidiyorsunuz. Peki nasıl buluyorsunuz jandarmanın bu uygulamasını? Vallahi biz devamlı zaten bu güzergahı kullandığımız için rutin olarak kontroller oluyor. Bir problem yok yani. Sıkıntı yok. Çalışmalarından mutluyuz. Peki, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Merhabalar, kolay gelsin. Nereden geliyoruz? İyiyiz, teşekkür ederim. Bulgaristan'dan mı? Neresi? Türkçe bilen var mı Türkçe? Türkçe bilen yok, Yunanistan. Evet. Sen Türkçe biliyor musun hocam? Evet sevgili seyirciler, şu an bir otobüs çevrildi, tur otobüsü. Ama hiçbiri Türkçe bilmiyor, hepsi Yunanistanlı. O zaman hepinize yolculuklar. Türkiye hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet sevgili seyirciler. Çok sağ olsun Bulgaristanlı komşular, Yunanistanlı komşularımız Trakya Türkiye'yi hediyeye boğdular. Çok sağ olun, iyi yolculuklar, thank you.
Nereden yolculuk? Yaşa. Yaşa'dan geliyoruz diyoruz. Malkara. Ne diyorsun jandarmanın uygulaması için? Jandarmanın uygulaması için ne söyleyeceksiniz? Güvenlik içinse güzel. Ne söyleyeceksiniz? Güvenlik için güzel tabii. Onlar sizin için gece gündüz yılmadan çalışıyor. Sizin huzurunuz için çalışıyor. Buradan söylemek istediğim şeyler var mı kahraman Türk askerlerine, jandarmamıza? Onlara minnettarız, teşekkür ediyoruz. Peki ya siz hanımefendi? İyi varlar. Peki, çok teşekkür ettim, kolay gelsin. Evet sevgili seyirciler, şu an yine noktadayız. Bir günümüz çevrildi. Onlar Türk askerine, Türk jandarmasına sonsuz teşekkürler ediyorlar. Merhabalar, kolay gelsin. Merhaba. İyi yolculuklar. Nereden geliyoruz? Yunanistan'dan. Nereye yolculuk? İstanbul'da. Daha önce renk geldiniz mi uygulamaya yolculuklar? Nasıl? Renk geldiniz mi uygulamaya daha önce? Daha önce gelmiştik evet. Nerede geldiniz? Yol üzerinde gerek yok. Ha yok, burada gelmedik. Hayır, geldim. Burada nereye söyleyeceksiniz? Askerlerin uygulamasını nereye söyleyeceksiniz? Bence iyi bir şey. Jandarmanın uygulamasıyla ilgili nereye söyleyeceksiniz? Bence iyi bir şey. Sonuçta güvenliğiniz iyi bir şey. Onlar sizin için gece gündüz canla çalışıyor. Gayet güzel, kemerlerin sakılı, her işinize uygun. Ne güzel. Siz ne diyeceksiniz hanımefendi bu konuyla ilgili? Bence de güzel bir uygulama yani. Jandarmanın bulunması, herkesi kontrol ediyor olması. Peki. Çok teşekkür ettiğim yolculuklar diliyorum. Kaçaklar oluyor, göçmenler oluyor. Ben memnunum bu şekilde uygulamalarından. Her gün de takılıyorum. Her gün de gösteriyoruz. Evet, bazen toplu taşımayla geliyoruz. O zaman da kim bilir. Nasıl olmuyorsun peki? Ben olmuyorum. Onlar sizin için görev başında. Evet, ben de avukatım. Onlar bizim mesai arkadaşlarımız sayılırlar. Hiç rahatsızlık duymuyorum, olsun. Peki üstadım, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hoşçakalın. İyi günler, kemerimizi bağlayıp devam edebiliriz. Küçük. Hanım mı? Küçük hanım içinde bir tane dergi. Az cam açabilir miyiz? Buyurun. Cam açabilir miyiz? Camdan verelim. Ya şey cam manuel. Açılmıyor mu? Manuel. Oradan bir görüşelim küçük hanımla. Açın anneciğim. Gel bakayım. Ablacığım bak sana askerleri ne verdin asker amcalara bak. Merhaba nasılsın? İyi yolculuklar. Aa Aliye bak çok güzel. Sana boyama dergisi verelim bunu boyarsın. Evet. Evde, tamam mı? Boyaları da gelecek. Evet. Tamam abi, teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. İyi yolculuklar. Hangi kanal acaba? Efendim, Trakya Türk dili. Tamam. Evet sevgili seyirciler, jandarmayla halkın güzelliğini görüyorsunuz. Buradan bir minik çocuğa hediye verildi. Bunu boyarsınız diyor. Çok güzel bir olay. Peki, kolay gelsin. Evet sevgili seyirciler, şu an uygulamada bir otobüse denk geldik. Şimdi burada vatandaşlarla konuşacağız. Efendim merhabalar. Merhaba. Nereden geliyoruz? Çerköy. Nereye yolculuk? İstanbul'a.
Buradan neler söyleyeceksiniz jandarmanın uygulamasıyla ilgili? Efendim? Jandarmanın uygulamasıyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Ne tür bir uygulama? Ben tam olarak anlamadım. Virüs kimlik kontrolü yapıyor burada. Şüpheli şahsı aranan olabilir, şu olabilir, terörist olabilir. Allah muhafaza. Çok doğru bir şey olduğunu düşünüyorum. Değil mi? Onlar sizin için çalışıyor. Tabii. Peki, teşekkür ederim. Delikanlı, sen ne diyeceksin bu konuda? Can güvenliğimiz için olması gereken şey zaten. Hem sağlıklı bir seyahat içinde olması gereken bir uygulama. Peki, çok teşekkür ederim. Beyefendi, sizin görüşünüz ne bu konuda? Tabii ki bizler için çalışmış olduğu görevi bizler için şey yapıyorlar, tamamlıyorlar yani. Peki, çok teşekkür ederim. Hanımefendi, sizin görüşünüz ne bu konuda? Bizim için de çok iyi oluyor çünkü can güvenliğimiz önemli. Yani önemli. Peki, çok teşekkür ederim. Son olarak sizin görüşünüz ne bu konuda? Jandarma bizim güvenliğimizi sağlıyor. Güveniyoruz onlara. Jandarma ve polis gece gündüz kahramanca çalışıyor. Sonuna kadar güveniyoruz. Peki, çok teşekkür ettim. Sizi soralım, sizin görüşünüz ne bu konuda? Siz devamlı yollardasınız. Güzel. Hiç denk geldiniz mi daha önce aranan şahıslara, şu olanlara, bulanlara silah yakalanabilene denk geldiniz mi? Yok, gelmedim. Hiç? Gelmedim. Adam alınmadı mı burada kimlikten dolayı? Alındı. Ha. Evet. Ne diyeceksiniz bu konuyla ilgili? Yani güzel bir şey yani, uygulama güzel bir şey. Peki, çok teşekkür ettim. Anlama ne olur, döner diyor. Seyirciler, İrfan Demir ile Halkın Sesi programında da şu an Kumbaş Jandarma Komutanlığı'ndayız. Buradan asayişle ilgili denetlemeye çıkacağız. Bizi izlemeye devam edin. Merhabalar, kolay gelsin. Sağ olun. Nereye yolculuk? Marmara Adası. Nereden geliyoruz? İstanbul. Jandarmanın uygulaması için nereye söyleyeceksiniz? Bence çok iyi yapıyorlar. Kesinlikle işlerinde iyiler. Hepsine minnettarız. Teşekkür ederim böyle iyi ve ciddiyetle davranışlarınız. Onlar bizim için gece gündüz canla başla çalışıyor. İşimi tamamlayalım. Bunu da geçiyoruz. Bunlar nereye söyleyeceksiniz? Teşekkür ediyorum hepsine. Teşekkürler. Bile 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 şehit diyorlar. Her şeyim bir tane asker de şimdi. Evet sevgili seyirciler, şu an Barbaros Limanı'ndayız. Onlar bizim can güvenliğimiz için, huzurumuz için gece gündüz demeden, dağ tepe bayır demeden, şehirde, dağda, kırda çalışan kahraman jandarmanın bugünkü çalışmalarını yerinde izleyeceğiz. Bile, bile, bile şehit diyorlar. O benim sevdam. Merhabalar, kolay gelsin. Merhaba.
Nereden geliyoruz? İstanbul. Nereye yolculuk? Marmara Adası. Destek nedir? Taş ocağında çalışıyorum. Anladım. Burada neler söyleyeceksiniz jandarmanın uygulamasıyla ilgili? Gayet güzel bir uygulama. Yani devamlı olmasını da isteriz. Oluyor mu, denk geldin daha önce? Bir kere daha denk geldim. Bir vatandaş olarak sizi rahatsız ediyor mu, etmiyor mu? Yok, bu güzel bir şey aslında. Devamlı olması, olması lazım bir şey. Onların sizin güveniniz için görev başında. Tabii ki canım. Peki efendim, çok teşekkür ettim. Yolculuğa diliyorum. Sağ olun. Yıllardır sinende sakladın beni. Sonunda askere yolladın beni. Yıllardır sinende sakladın beni. Sonunda askere yolladın beni. Suçumu bağışla, üzdüysem seni. Hakkını helal et askerim ana. Hakkını helal et askerim ana. Suçumu bağışla, üzdüysem seni. Hakkını... Merhabalar, kolay gelsin. Nereden geliyoruz? Ben Lüleburgaz'dan geliyorum. Nereye yolculuk? Kısmetse Balıkesir. Burada neler söyleyeceksiniz jandarmanın uygulamasıyla ilgili? Allah razı olsun jandarmamızdan. Erişimimiz rahat rahat yollarda. Erişimimizi tedarik ediyoruz. Hani karda buzda olsun. Yardımcı oluyorlar. Ne taşıyoruz? Şu an bizim bu yem var. Küspe. Küspe yemi taşıyoruz. Evet. Peki ilk böyle denk geldiniz mi jandarmaya yaralamasına? Tabii canım, yollarda oluyor. Onlar sizin için çalışıyor. Tabii köy yollarında oluyor. Allah razı olsun, devletimizin askerinden edecek bir şeyimiz yok yani. Peki, çok teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederim. Yalanmış anladım başka sevgiler. En tatlı sevgiler sendeymiş meğer. Yüzünü görmeden ölürsem eğer. Hakkını helal et askerim ana. Hakkını helal et askerim ana. Yüzünü görmeden ölürsem eğer. Hakkını helal et askerim ana. Hakkını helal et askerim ana. Merhabalar, kolay gelsin. Sağ olun. Nereye yolculuk? Marmara Adası. Nereden geliyoruz? İstanbul. İstanbul'dan. Jandarmanın uygulaması için nereye söyleyeceksiniz? Bence çok iyi yapıyorlar. Kesinlikle işlerinde iyiler. Hepsine minnettarız. Teşekkür ederiz böyle iyi ve titizlikle davrandıkları için. Onlar bizim için gece gündüz canla başla çalışıyor. Aslında evet. İşimi sağlamak için, uzumuz için çalışıyor. Evet. Buradan nereye söyleyeceksiniz? Teşekkür ediyoruz hepsine. Teşekkürler. Emeklerini ödeyemeyiz yani. Kolay gelsin yolculuk. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, şu anda jandarmanın kahvedeki denetlemelerini izliyoruz. Efendim merhabalar, kolay gelsin. Hoş geldiniz, buyurun. Buradan neler söyleyeceksiniz jandarmanın çalışmalarıyla ilgili? Jandarmanın neden memnun oluruz. Her gün burada denetimleri yapıyorlar. Yani bir sıkıntımız yok jandarma tarafından. Sağ olsunlar yani. Ne diyeceksin efendim bu konuda? Ben Barbaros Suriyenleri Kooperatif Başkanı Saim Kanter. Şu an limandaki asayiş konusu çok iyi. Yani jandarmanın sık sık denetimler yapması, sahil güvenliğin gelip denetimler yapması. Yani bizleri rahatlatıyor burada. En azından şüpheli olanlar tespit ediliyor. Yani vatandaş rahat. Ya peki, daha huzurluyuz. Peki tam yerine geldik Sayın Başkanım. Denk geldiniz mi böyle daha önce aranan şüpheli şahıslara, silahlı ve yaklanan? Silahlı değil, tabii. Mesela göçmen kaçakçılığı çok yoğun son günlerde, son yıllarda. Şimdi jandarma herhalde bir iki operasyon yaptı burada. Sahil güvenlik yaptı. Bizim açımızdan daha güvenilir. Daha kendimizi güvende hissediyoruz. En azından öyle şüpheli olan insanlar da buralara pek düşmüyorlar. Gemileri sık sık kontrol ediyorlar. Girenler, çıkanlar. Biz memnunuz. Muhafaza ile ilgili ileride biliyorsunuz Asya Port'tan gemiler gidiyor. Gümrük muhafaza biz onlarla pek iç içe değil. Alıyorsunuz illa ki yani kaçak yakalanıyor mu diyor? Muhakkak. En son duyduğumuz, aldığımız bilgilere göre orada da bazı şeylerin yakalandığı söyleniyor. Bunların duyumlarını alıyoruz. Hani asayiş konusunda falan
Hiçbir sıkıntımız yok. Daha güvenilir, daha rahat. En azından insanlar bir sıkıntılı durum olsa bile, yani bundan 10 yıl öncesine göre daha rahat. 5 yıl öncesine göre daha rahat. Hepiniz anında jandarma yanınızda oluyor mu? Oluyor, oluyor. Bazı sıkıntılarımız olduğu zaman telefon edip hemen anında müdahale ediyorlar. Bir iki yaşadığımız olaylar var. Mesela ne durumlar? Ya mesela ne diyorum? Şimdi şüpheli gördüğümüz bazı insanlar var. Bizim buraya giriş çıkış yapan insanlar belli. Yani şüpheli görülen durumda telefon edildiği zaman anında müdahale ediliyor. Evet sevgili seyirciler, kooperatif başkanıyla görüştük. Dediği gibi bir telefonda jandarma anında yanımızda diyor. Bizim huzurumuz için çalıştığını söylüyor. Evet efendim. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Evet biz de memnunuz. Gece gündüz vazifeleri tam layıkıyla yapıyorlar. Memnunuz yani. Peki, çok teşekkür ederim. Telefon etmeye gerek yok. Hemen oradan gidip bak orada yoksa bu taraftadır. Bu görüyorsun yani. Jandarma her yerde diyorsun. Jandarma tabii. Peki. Devamlı daha görüyoruz yani. Devamlı burada görüyoruz yani. Buradalar. Yıllar öncesine nazaran daha iyi, daha rahat. Yani insanlar ne bileyim. Önceden ilişkiler böyle daha farklıydı. Şimdi daha sıcak, daha yakın. Şu anki jandarmalarımız genç ve dinamik. Halk ilişkileri de iyi. Yani bugün gidip derdini rahatlıkla anlatabiliyorsun. Bundan yıllar önce. Siz de şahit olmuşsunuzdur. Yani jandarmayla muhatap daha farklı olmuyordu. Şimdi daha farklı. Yani insanlar daha rahat. Yani konuşurken de rahat. Eğitim mi diyoruz abi ona? Tabii canım tabii tabii. Yani burada şimdi jandarma ben... Hepsi pırıl pırıl üniversite mezunları. 91-92 yılında Adana'da ben de jandarma askeriydim. Yani halkla ilişkileri çok iyi. Yani bugüne kadar biz burada bu bölgede jandarmayla hiçbir sıkıntımız olmadı, yaşamadık. Peki, çok teşekkür ettim. Baskın olduğu zaman kahvelerde 80-90 yaşındaki dedelerimizi ayağa dikerlerdi. Ama şimdi bak, hiçbirimiz tepişmedik. Bak, özgürlüğe bak, özgürüz yani. Evet sevgili seyirciler, vatandaşların jandarmaya karşı olan duyarlılığını yerinde görüyoruz, izliyoruz. Evet, devam ediyoruz. Efendim merhaba, kolay gelsin, bol şanslar. Kim malı götürüyor burada? Yok götüren. Daha yeni başladık. Peki burada şaka bir yana ne söyleyeceksiniz jandarmanın olayla ilgili? Jandarmadan çok memnunuz. Devamlı devriyeleriyle gezmesi. Buradaki asayişi çok düzenliyor. Biz de huzur içinde evimizde rahat bir şekilde yatıyoruz. Peki teşekkür ederim. Yetim sizin düşünceniz ne konuda? Aynı şeyler. Eklemek istediğiniz bir şey var mı sizin? Efendim ben jandarma arkadaşlardan memnunum. Kendim de onlardan meslektaşım benim onlar hepsi. Ne güzel. Ben emekli asubayım ama bu köylüyüm. İşte liman başkanının söylediği şeyler beni de gururlandırdı. Şimdi asubay az önce orada dediler ki bunlar 15 sene, 20 sene önce böyle değildi dediler. Ben de biliyorum. Ben 95'te emekli oldum daha. Hı. 95'ten beri buradayım. Çalışıyorum da. Tabii oraya ben de gittim ifade vermeye falan. Şimdiki gibi değil. Şimdiki gençler hem gençleşti, eğitimli, pırıl pırıl çocuklar. Eğitimli olduğu için yani davranışları, iletişimi daha güzel oluyor. Tabii bu görsel yayınların falan da şeyi var herhalde. Bizim zamanımızda bunlar yoktu. Biraz daha tabii kimse görmüyor, etmiyor gibilerden. Daha bir şey olabiliyordu insanlara karşı. Çünkü geliyordu, kalkın kimlik söyleyin. Çok maç seyrediyoruz ya. Kırta kahveleri karşılaştık. Burada da tabii ben sonra hep arkadaşlara söyledim ya arkadaşlar kalkın kimliğinizi çıkarın. Ya lütfen çıkarın deyin. Yani bu insanlar bir şey yapmamış ki bilemezsin şu anda geliyorsun maç seyrediyoruz biz. Ne yapın? Gibi ama şimdi kesinlikle öyle olmuyor. Kimliğinizi çıkarın, kimliğinizi görelim. Pırıl pırıl gençler bir de personel de bayağı kalabalık şimdi. Kumbağa'da eskiden bu kadar arkadaş yoktu. Belki iş yoğunluğu vardı. Şimdi paylaşıyorlar. Trafik de onlarda var. Trafikte de. Peki şöyle bir şey yapalım komutanım. Bana en unutamadığınız bir anınız vardır askerlikle ilgili, halkla ilgili. Bir şey anlatabilir misiniz? Vallahi ben piyade askeriydim. Gelecek doğuda geçti benim hayatım. Ben hep arazide de geçti. Sivillerle pek iletişimim yoktu. Jandarma kolay değil. Onlar insanlarla şeylerle ben olsam yapamazdım herhalde. Bilemiyorum. Şimdi yapamıyorum. Emekli oldum gene iletişim kuramıyorum veya güvenli bakıyorum ilk aşamada ama maalesef yani güvenini sarsıyorlar. İnsanlar güvenilsiz yani kolay değil. Biz alışmışık hemen baştan güveniyoruz. Askerler böyle siville karşılaşmamadığımız için. Ama jandarma tabii sivil içerisinde olduğu için onlar daha esnek, daha şey yapıyorlar. Peki komutanım çok teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Kolay gelsin. Tamam diyorsun. Tamam daha güzel. Daha güzel. Evet, biz şimdi
asiporta servis çekiyoruz. Hı hı. Ondan sonra devamlı mesela hani jandarma abilerimiz yollarda görüyoruz. Hı hı. Hani çok iyi davranıyorlar, kimlik soruyorlar. Ondan sonra ya memnunuz. Asya Port'ta çalışıyoruz. Evet, Asya Port'ta servis çekiyoruz. Evet, servis. Peki orada duyuyor musunuz bu mesela gümrükten geçenler yakalanmalar falan oluyor stresli bazı. Vallahi biz olayların dışındayız. Biz bilmiyoruz. Evet, biz gidip geliyoruz. Beyimiz gayet memnunuz. Peki, bir şikayetimiz yok. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ olun. Sevgili seyirciler, İrfan Demir ile Halkın Sesi programında da bu hafta Tekirdağ İl Jandarmalay Komutanlığı'na denetlemelerini yaptık. Onların çalışmasına şahit olduk. Haftaya bir başka programda görüşmek üzere. Param pam pam, param pam pam, param pam pam, param pam pam.